Hayır, bir sonraki yarışmacıyla devam edeceğiz. Bir sonraki yarışmacıyla devam edeceğiz. Bakalım kim var. Efendim, bir sonraki yarışmacımız 106 numarayla yarışan Özlem. Özlem türküsünü hemen önce okuyacağım. Cumhuriyet dönemi milli şairlerimizden Mehmet Emin Yurdakul'un bir şiirine bağlayacak. Bu şiiri aziz şehitlerimizin anısı için sunuyorum. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz, giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı. Evim, köyüm hep bu yurdun bucağı. İşte vatan, İşte Tanrı kucağı, ata yurdun evlat bulmaz, giderim. Tanrım şahit, duracağım sözümde. Milletimin sevgileri özümde. Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yar, yatağın düşman olmaz, giderim. Ak gömlekle gözyaşımı silerim. Kara taşla bıçağımı bilerim. Vatanım için yücelikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz, giderim. Tebrikler Özlem. Bakalım jüri üyelerimiz ne diyecekler. Hemen dönüyoruz. Bülent Hanım başlayacak zannediyorum. Şimdi bu elbise size çok büyük. Boyu da uzun. Ya, boyu uzun olduğu için yanlardan sanki drape yapmışlar gibi toplamışlar. O uyduruk drape, o drape falan değil. İçeride şöyle ya iğneyle tutturdunuz orayı. Ya da hafif böyle bir iplikle şu... Nereye hocam? Yanda. Sağ tarafını. Şurayı mı? Boyunu kısaltsın diye ama boy çok uzun. Yok, iğne falan yok burada. İplikle tutturulmuş o zaman. Yani şu boyu anda çok, bir şey yapmadılar. Boyu çok uzun boyu size. Evet, biraz uzun. Yerlerde... Kuyruk yapmaya çalıştılar. Yani kuyruk falan. Dön bakayım kuyruğuna çocuğu. Kısa kuyruk. Ha, biraz kısa olmuş senin kuyruğun. Hafif. Şimdi beni rahatsız eden bir konu var. Niye siz hep bu popstar Alaturka bu kaçıncıdır? Beşinci bölüm. Beş mi? Beşinci bölümdür. Hep Türk halk musikisinden örnekler veriyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Yok, bir kere boş çerçeve okudun değil mi? Yok, boş çerçeve değil. Ebru Hanım'ın seslendirdiği bir parça vardı. Senin olmaya geldim. Onu okudum. Türk sanat müziği soruyor Bülent Hanım. Sanat müziği okumadım. Okumadınız. Ama haftaya okumayı düşünüyorum eğer. Yani kalırsam. 5 haftada zannederim bir tane dışarıdan okudunuz. Geri kalanı halk müziğiydi. Müziği, doğru evet. mu? Evet, halk doğru. müziği. Neden? Seviyorum halk müziği. Yöreniz icat. Evet, yöremiz gırtlak yapsa hep o tarafa kaydığı için. Ama biliyorsunuz ki ötekiler bölümlerden evet, atlamamak lazım. Okuyacağım. Peki Bülent Hanım, Armağan'cığım sen neler söyleyeceksin? Sen kendini seyrettin mi ekranda, bayramda? Seyrettim evet. Ne düşündün kendini seyredince?
Vallahi beğendim. Yani güzel bir performans sergilemiştim. Peki ekrana yakıştırdın mı kendini? Yani hani sen olsan kendini o sahneye çıktığında da o ekranda o ekranı geçmeden seyreder misin? Ben olsam seyrederim, evet. Bir tek sen seyredersin belli ki. Niye, kötü mü duruyordum? Yani çok mu kötü? Sıkıcı duruyorsun. Anladın mı? Hani bir sonra ne olacağını merak etmiyoruz. Mesela Bülent Hanım'ı seyretmek ekranda çok keyifli bir şeydir. Bülent Hanım zaten yani. Anladın mı? Çünkü çok merak edersin. Bir sonra ne diyecek, ne yapacak diye. İşte star olmanın özü de burada zaten. Seni merak ama etmiyoruz hani bir sonra ne yapacağını biliyoruz. Öyle duracaksın. Gitti de gelmedi Canan diye öyle. İşte türkü söyleyeceksin. Ama hüzünlü bir parça yani. Bir şey yapamazdım. Yani gülemem, oynayamam bu parçada. Hani hareketler falan yapamam. Çok hüzünlü bir parça. Yok, ben bayramdan söz ediyorum. Bayramda çok güzeldi bence. Oynadım yani. Yeri geldiği zaman oynadım. Yeri geldiğinde hani durdum hüzünlendim. Ne okumuştunuz? Ben çalıştığım için dinleyemedim. Geceler Yarım Oldu. Geceler Bayram yarım Gelmiş Neyim. Neyim mi? Orada mı oynadınız? Yok. Yok. Onda değil. İkinci, onu bir parçada ikinci bir okudum. Bağlı. Ne okudunuz? Şey, Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor. İkinci bir Türkiye bağladı o. Sen Urfa'ya gitmedin mi? Niye gülüyorsun? Gidemedim. Niye gülüyorsun? Ha? Bilmiyorum. Ya Bülent Hanım komik bir şey söyledi. Hayır, size bakınca içimden gülmek geldi. Ben de komik çok. İçinden gülmek geldi diyor size bakınca. Bana mı, Bülent Hanım'a mı? Armağan, hayır sana. Ya ben size bakarak güldüm. Bülent Hanım'a bakmadım ki. E Bülent Hanım'a güldüm demek de korkuyorsun değil mi? Herhalde. Bela geliyor demez gelir anında. Yoksa hani bildiğin anında. Bülent Hanım'a bakıp güldün. Şimdi neme lazım o bardak. Şimdi o nasıl? Bardak oradan fırlar diye korkuyorum. Aa, ne bardağı ayol, ellerimi görmüyor musun? Bir anda. Bu kadar. Bu kadar. Peki. Teşekkürler. Orhan Bey. Şimdi şöyle desem. Görüntü, Özlem'in görüntüsü şu anda gayet güzel. Desem ki, vallahi hoştur desem uygun. Yani evet. Güzel yavrum, gayet yakışmış sana. Bu çok beyazlar da gayet hocam. Yakışmış. Sağ ol. Türküne gelince, günün duyarlılığı içinde olan bir türkü. Çok son derece etkileyici, hüzünlü bir türkü tabii. Şu anda hepimiz son derece üzgün ve acılar içindeyiz. Bu konularla evet. ilgili olarak son derece üzülüyoruz. Demin dinlerken yine duygulandım. Gözlerim doldu tabii. Tabii duygulu okudun. Bazı detoneler olmasa daha iyi olurdu. Yine mi detone? Hafif. Aslında şunu söylemek istiyorum. Yani stüdyoda olsanız birkaç okumanızda mutlaka bu detone falan hiçbir şey olmadan okuyabilirsiniz ve kayda da geçer ve çok da iyi olabilir. Onu da belirteyim. Canlı olduğu için oluyor bunlar ve bir de sınav yeri burası, ondan oluyor. Ama biz duyduğumuza not vermek durumundayız. Yoksa yeterlisiniz. Özellikle senin için de söylüyorum yavrum. İyisin. Teşekkürler hocam. Ama yine kulağımıza bazı şeyler ufak tefek geliyor. Keşke gelmese diyorum. Peki Orhan Bey, çok teşekkürler. Ebru Hanım. Bir kabak çiçeği olmuşsun sen, cevap vermeye falan başlamışsın. Geldiğinde pek bir hanımefendiydin, önüne bakıyordun falan. Ne oldu? Bak hemen cevap verelim, savunalım kendimizi. Star olacak. Lütfen hemen. Bazen susmak da güzel bir şeydir. Tabii. Çok güzel. Öyle mi? Evet. İyi, hadi bakalım. 8 verdi Ebru Gündeş. Bakalım diğer jüri üyelerimiz ne yapacaklar? 8 Armağan Çağlayan'dan. 7 Bülent Ersoy'dan. 8'de Orhan Gencebay'dan geldi. Sen hayatında ilk defa mı topuklu ayakkabı giyiyorsun? Yani günlük hayatta kullanmıyordum. Hep spor ayakkabısı. Ayaklarına topuktan duramadın, hiç mi titriyor? Titriyor mu? Bakayım, evet. Aç bakayım ayağını. Zaten yürüyemiyor da. Aç bakayım. Ayağını aç. Bana şöyle içten göster bakayım. İç yanağından. Öteki taraftan ha. Aha. Güzel ama. Eşek çok güzel. Ama yürüyemiyor üstünde, sallanıyor. Ama çocuk daha ne bilir ayol. Bak bu da bak, gitti. Buyurun işte. Al. Peki. Dayanamadım. Özlem, 31 puan aldın toplam. Aday numaranı bir hatırlatayım. Aday numaram 106. 106. Teşekkür ediyorum. Eğer Özlem'e oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 106 yazıyorsunuz ve 30.04'e gönderiyorsunuz. Teşekkürler Özlem. Ben teşekkür ederim.